Bir süre daha fetih çığlıkları atılır, savaş naraları atılır, zafer işaretleri yapılır ve sanki bölgenin fatihiymiş gibi Erdoğan takdim edilir trolleri tarafından ve yandaş medya tarafından, ama realite asla böyle değil. Bakın, 2011 yılıyla bugün arasında nasıl bir fark var? Önce ona kısaca bir bakalım isterseniz. 2011'de bizim sınırımızda iki tane terör unsuru yoktu. Ve bugün biz sınırımızın hemen ötesinde, 911 kilometrelik Suriye sınırımızın hemen ötesinde PYD, YPG denilen PKK uzantısı bir terör unsuruyla artık komşu olduk. Ha yarın Amerika diyecek bizimkilere, bunlarla uzlaşın, oturun anlaşın diyecek. Aynen Irak'ta olduğu gibi, biz size şunu veririz, bunu vaat ediyoruz, oturun oturduğunuz yere diyecek. Ondan sonra nasıl bir zamanlar Trump mektup yazmıştı Erdoğan'a. Ey Erdoğan, ben senin bir sürü işini hallettim. Aptal olma, otur General Kobani ile anlaş. O General Kobani de PYD, YPG'nin askeri kanadının sorumlusu ve bizim de kırmızı bültenle aradığımız bir terörist. Bizim en azından kayıtlarımızda öyle. Şimdi biz bunlarla komşu olduk. Yarın şartlar ne gösterir? Bunu Amerika'nın talimatı veya Türkiye'ye biçtiği rol belirleyecek. Öte yandan sayıları 30 bin olur, 40 bin olur bilmiyoruz tam olarak. Suriye'nin kuzey batısında dünyanın birçok yerinden toplanmış, daha düne kadar terörist dediğimiz unsurlar bir araya gelmişler ve bir yapı oluşturmuşlar. Dolayısıyla Türkiye 911 kilometrelik sınırının hemen ötesinde bir tarafında PKK, bir tarafında radikal unsurların oluştuğu iki istikrarsızlık, iki terör unsurlarının oraya lokalize olduğu bir yapıyla komşu haline geldi. İki tane temel problem ve yıllar boyu devam edecek çok vahim bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bakın, öte yandan Türkiye'nin şu anda kimileri 4 milyon diyor, 5 milyon diyor. Benim sağlık rakamlarından öngördüğüm 10 milyon sığınmacı var. İlk günler büyük bir heyecanla işte bunlar gidiyorlar, evlerine dönüyor kardeşlerimiz, uğurluyoruz falan bir naraları atıldı. Sınırdan gösteriler yapıldı. Efendim Çin'de bir sınır geçişinden alınan fotoğraflarla gördünüz mü bak milyonlar akın etti Suriye'ye diye operasyon yapıldı milletin aklına. Bugün geldiğimiz noktada hiç kimse yerinden kıpırdamıyor. Ve Erdoğan dedi ki kalın dedi. Bağrımıza bastık sizi, gitmeyin. Ne işiniz var Suriye'de? Biz oraları zaten fethettik, kalın burada dedi. Doktorlara gelince giderlerse gitsinler diyor Türk doktorlarına. Suriyelilere gelince aman kalın siz diyor. Siz benim kardeşimsiniz diyor. E onlar da kalacaklar zaten. Benim korkum, bakın dün Şam'la görüştüm. Şam'dan şu anda kuzeye doğru ciddi bir göç dalgası var ve bunların önemli hedefi şu anda Lübnan'a ulaşabilmek, Beyrut'a ulaşabilmek. Şam'ın Lübnan'la yakınlığı malum, oraya doğru yönelmiş ve Lübnan'daki sınır kapısı, ki geçtim o kapıyı gayet iyi biliyorum, şu anda çok yoğun bir kalabalık bekliyor. Yarın bunların nereye yöneleceği belli değil. Yarın bu radikal unsurlar Laskiye'deki, o bölgedeki Alevilere eğer baskı yaparlarsa, ki ona dair bilgiler de geliyor, bunların Türkiye'ye yönelmeleri mümkün. Tabiatıyla Türkiye sırtındaki göç külfetinden kurtulmak yerine yeni bir göç dalgasıyla karşılaşabilir. Öte yandan Ursula von der Leyen geliyor, Avrupa Komisyonu Başkanı. Onun niye geldiğini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz, ama net olarak söyleyeyim, hatırlayacaksınız Merkel'in kitabında da vardı. 2015'te biz Avrupa Birliği devlet başkanları bir araya geldik, Erdoğan'la uzlaşalım dedik, 3 milyar euroyu verdik, efendim birçoğunu tuttu. Bir 3 milyar euro daha verdik, gelecek olan sığınmacıların %95'ini Türkiye'de bıraktık dedi. Şimdi bunun için mi geliyor? Muhtemelen onun için geliyor ve Avrupa'daki pek çok ülke, AB ülkesi karar verdi. Artık Suriye'de şartlar değişti ve bu değişen şartlar münasebetiyle de biz bundan sonra Suriyelilere sığınmacı statüsü vermeyeceğiz dedi. Ve olanları başvuruları askıya aldılar hepsini. Evet. Hepsini askıya aldılar ve olanları da geri göndereceğiz dedi. Şimdi soru şu. Bizim Avrupa Birliği ile imzaladığımız bir geri kabul anlaşması var. Acaba getirip bize dayatırlar mı? Bunlar zaten sizden geçmişti. Geri kabul anlaşması da var. E biz bunları tanımıyoruz zaten. Alın bakalım bunları der mi? Erdoğan yok istemem derse bir 3 milyar euro daha önüne atıp al bunları diye bastırırlar mı? Erdoğan da nasıl bugün bağrına bastı Suriyelileri? E bunlar da gelsin ne olacak? Onlar benim din kardeşim der mi? E diyebilir. Bir taraftan bizimkiler sevinç naraları atarken, zafer turları atarken, plaka dağıtırken, oraya şu plakayı verdik, buraya bu plakayı verdik. Amerika ile İsrail bölgede operasyonlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 500'den fazla hava bombardımanı yaptılar ve bu hava bombardımanlarıyla artık Suriye'de Esad rejiminden kalma hiçbir üs,
Hiçbir silah deposu, hiçbir efendim askeri üst, havaalanı, uçak, hiçbir şey kalmadı. Laskiye'deki gemiler yerle bir edildi. Evet. Laskiye limanları yerle bir edildi. Türkiye ile deniz sularıyla aramız 20-25 kilometre. Paşam daha iyi bilir. Yani bunun deniz kirliliği bile bize yeter. Dolayısıyla şu anda İsrail ve Amerika bölgedeki projelerini tıkır tıkır hayata geçiriyor ve en son yaptıkları şey Golan Tepelerinde, yine sizin kanalınızda konuşmuştuk, daha HTŞ yürüyüşüne ilk başladığında, operasyonuna başladığında sizin kanalınızda söyledik ve dedik ki Golan Tepelerindeki mayınları bunlar haftalar önce temizlediler. Muhtemel ki Golan Tepelerinden İsrail askerleri doğuya doğru ilerleyecek. Nitekim de öyle oldu. O bölgeleri de iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Kunaytra bölgesini yakından tanıyan, gidip oralarda kalmış birisi olarak söylüyorum. Oraları şu anda adı tepe de olsa son derece mümbit bir coğrafyadır. Su evet. kaynakları vardır. Efendim tarım arazileri, meyvelikler vardır. İsrail'in eline geçti. Ve İsrail kendi sınırını hemen ötesinde bir tampon bölge oluşturdu. Ve bu tampon bölgeyi biraz daha genişletmeye başladı. Ve kuzeye doğru, Lübnan sınırına doğru uzattı. Yani İsrail bir taraftan risk alanlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Bir taraftan da kendi alanını genişletiyor. Bununla beraber yine güneyde bulunan Dürzilerle anlaşma yaptı. Muhtemelen ilerleyen aylarda veya yıllarda kuzeye doğru çıkacak. Ve bizim Davut Koridoru dediğimiz, kimilerinin şimdilik ütopya olarak gördüğü ama benim olmaz diyemediğim projeyi hayata geçirecek ve PYD, YPG'nin olduğu bölgeye, oradaki sınırı, oradaki hattı evet. ulaştıracak. Son birkaç nokta daha paylaşacağım müsaadenizle. Bakın, o bölgede bombalamadıkları bütün füzeleri, silahları, her şeyleri bunlar PKK'ya verdiler. Yani PKK, PYD, YPG bölgesine şu anda o silahları taşıdılar. Allah aşkına, Türkiye için bunun neresi bir zaferdir, neresi bir kazanımdır? Türkiye nerede bu durumda? İsrail ilerlemiş, Amerika planlarını hayata geçirmiş. Son bir nokta. Emevi Camii'nde orada namaz kıldı MİT Başkanı diye. Aman Allah'ım, günlerdir psikolojik operasyon yapılıyor. Ya 2018 çıkarttım bugün meclisten. 29 Ağustos 2018'de Erdoğan'ın imzaladığı bir kararname var resmi gazetede. Arkasındaki eklerinde de HTŞ'ye bunlar hala terör örgütü diyor. E sen HTŞ'ye hala terör örgütü diyorsun. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Ondan sonra Jolani denen adamla beraber Emevi Camii'nde namaz kılıyorsun. MİT Başkanı da operasyonlarına biraz daha renk katabilsin, güç katabilsin diye haki renkleri giymiş. Aynen Jolani'nin İsrail firması tarafından verilen haki kıyafetleri gibi. Onlarla millete operasyon yapıyorlar. İsrail hedeflerine ulaşmış, Amerika hedeflerine ulaşmış. Son bir nokta daha söyleyeceğim. Bundan sonraki hedef İran'dır. İran'a Kandil Dağı'ndaki PKK unsurları gönderilecektir. Oradaki PEJAK örgütü bunlar tarafından beslenip desteklenecektir. Ve İran'da artık yavaş yavaş bir iç kargaşa başlatılacaktır. Zaten onun sinyallerini Netanyahu verdi. Ve korkarım önümüzdeki günlerde biz İsrail'in ve Amerika'nın İran'a dönük hava saldırılarına, oradaki nükleer üslerine yapılan saldırılara tanık olacağız.